Bilal Bey, anlaşmadaki metreden fazla yaklaşırsanız tutuklamak zorunda kalırım. Memur Bey, lütfen. Ben kanunlara saygısı olan bir iş adamıyım. Rica ederim. Yasal iznimiz nereye kadar oğlum? Tam burası. Heh, kes. Ah be Nisan, özledim be. Bir gelsen de sohbet etsek ya. Rahatsız edici olmayın Bilal Bey. Ne oldu memur bey? Umuma açık, yasal mesafemde Nisan ayına olan özlemimi aykırıyorum. Ne oldu? Hani demiştiniz ya benden şikayetçi misiniz? Ben de sizden şikayetçi. Efendim Nisan Hanım. Alo, alo Barış Bey. Buyurun Nisan Hanım, bir şey mi oluyor? Barış Bey, Bilal kapıda. Tamam, kapıda koruma polisi yok mu? Var ama yasalara uyduğu için hiçbir şey yapamıyor polis. Psikolojik baskı yaparak uzaktan bana imalı tehditler savuruyor. İyi tamam, geliyorum ben. Yok yok, yok siz sakın gelmeyin. Size de bulaşmasın sonra. Ben şimdi arka kapıdan çıkacağım. Siz de buluşalım. Size yeni mesaj atayım, tamam mı? Tamam, bekliyorum. Benim acil gitmem gerekiyor. Sana takside bol şans. Arabanız mı yok? Şoförüm yok. Haber vermeden istifa etti. Verebilecek olsa verirdi. Taksi bekliyorsanız size de bol şans. Değişim saati yalnız. Almazlar. Buyurun ben bırakayım sizi. Siz bana bir iyilik ettiniz, ben de size edeyim. İşim acil. Şimdi sen araba kovalamaya falan kalkarsın, yetişemem. Bir günde iki gri klasik arabayla karşılaşamam herhalde, değil mi? Buyurun. Söz veriyorum, jet hızıyla yetiştireceğim sizi. Barış Bey, bir şey mi var? Taksinde rahatsın Maya. Benim arabamı kullanırken böyle değildin. Sizin arabanızda bir sorunum yoktu. Sadece dijital sisteme çok alışamadım, o kadar. Hem siz benim taksime binmiştiniz, unuttunuz mu? Yok canım, nasıl unutayım? Elinde levyeyle adam kovalayan kız. Hem ayrıca ben o gün anlamıştım senin ne kadar dik başlı olduğunu. Adam beni taciz ediyordu Barış Bey. Ne yapayım, diklenmese miydim yani? Peki ya sana zarar verseydi? Ya silahı olsaydı, ya psikopat çıksaydı herif. Ne demek istiyorsunuz siz? Nerede dikleneceğini, nerede alttan alman gerektiğini öğrenmen lazım diyorum. Ben nerede nasıl davranacağımı gayet iyi biliyorum Barış Bey. Yoksa 3 senedir taksicilik yapamazdım herhalde. Zaten o kadar sebat etmen şaşırtıcı. Baksana biz 3 ayı dolduramadan bırakıp gittin. Durduk yere gitmedik herhalde. Haklıydım ki gittim. Barış Bey, ben şımarık falan değilim, tamam mı? Yine olsun, yine giderim. Neyse, konuşmayalım bence. Bence de konuşmayalım. Şeytan diyor, anlat olup biteni kalsın bir güzel. Bakalım o zaman da laf söyleyebilecek mi bana? Söyle hadi. Efendim? Bir şey diyecek gibisin. Bekliyorum. Barış Bey, siz iyi birisiniz. Yani bugüne kadar bana hiçbir yanlışınız olmadı.
Yani benim sorunum sizinle değildi ama size de yansıdı işte. Aslı, ben insan tanıyamayan salak birine mi benziyorum? Hayır. İlayda'yı iyi tanırım ben. Takıntılı, rekabetçi. Evet doğru, bazen tahammül etmesi çok zor biri. Ama zor bir hayat geçirdi. Kötü biri değil. Acıyor mu kadına ne? Ondan gerçek yüzünü göremiyor herhalde. Hayatı zor geçmişmiş. Hangimizin kolay geçtiyse. Tamam, burayı gösteriyor konum. Ben Nisan Hanım'ı alıp geliyorum. Bekleyin, ben de geleyim. Yardımcı olurum size. 8. sokak. Tamam, burası. Heh, Nisan Hanım. Nisan Hanım, iyi misiniz? Nisan Hanım, neyiniz var? İki kelime, yerli. Kal. Para. Ekonomi. Kriz. Kalp krizi. Aslı, hemen arabayı çalıştır Nisan Hanım, hastaneye. Hemen. Bir saniye, sakin olun. Ben bir nabzınıza bakayım. Yo, normal. Annemki de böyle atıyor. Ya hanımefendi, şunları bir çıkarsanız. Medine dilencesi gibi böyle bu sıcakta giyinmişsiniz, örtülmüşsünüz böyle. Nefes alamıyorum. Aslı, nefes alamıyorum diyor. Hadi arabayı çalıştır Nisan Hanım, hastaneye. Hadi hemen. Barış Bey, bir sakin olun. Tutun şunu. Simit yemiştin mi? Aslı, ne simidi ne poşeti. Kadın gidiyor. Gitmiyor Barış Bey. Bir insan öyle kolay gider mi? Gitmez. Buyurun Nisan Hanım, bunu alın. Buna nefes alıp verin. Umarım ne yaptığını biliyorsundur. İşte sizin sorununuz da bu. Bana güvenmiyorsun. Senin sorunun da bu işte. Ne? Sürekli bana kafa tutmak. Çok iyi geldi. Nefesim düzeldi. Bizim mahallede Ayten abla var. Ona da oluyor böyle panik atak, değil mi? Evet. Bilal'i görünce ayarlar bozuldu. Bu sizde kalsın. Siz buna sürekli aynı şekilde nefes alıp verin. Olur. Sen ne dersen ben onu yaparım. Melek gibi çıktın karşıma. Sen kimsin? Ben Barış Bey'in şoförüyüm. Eski şoförüm. Ağız alışkanlığıyla söyledim. Gördüğünüz gibi hanımefendi gayet iyi. Ama güvende hissettiği bir yerde olması lazım. Ayten abla öyle demiş doktor. Nisan Hanım, isterseniz bana gidelim. Aa, yük olmam mı size? Yok canım, niye olacaksınız? Hem zaten bugün bütün işlerimi iptal ettim. Valizim var orada. Saklamıştım. Alırız Nisan Hanım. Yavaş.